Haşmet Babaoğlu. Üzgünüm ama hepsi rol. Oyuncudurlar. Rol yaparak ünlenir, zenginleşirler ve gün gelir kişilikleri bir rolden ötekine koşturup durur. Hatta Amerikan aktör stüdyo ekolünden olanlar kişisel gerçeklerini de ancak oynayarak ifade edebilirler. Al Pacino, Robert De Niro ve benzerlerine bakın. Demek istediğimi anlarsınız. Kendi hayatlarını anlatmaya çalıştıkları röportajlarında bile bir film setinde gibidirler. Al Pacino kendini oynar. De Niro insanda gerçek hayatta gerçekten De Niro diye biri var mı şüphesi uyandırır. Öylesine aşırı rol kasar her seferinde. Ne var ki kitleler eğlence kültürünün hikayeleri karşısında çocuklaşırlar. Sevdikleri oyuncuların rollerini onların gerçek kişiliklerine tercih ederler. Sonrası sonrası hep hayal kırıklığı. Lafı şuraya getireceğim. Belli ki çevreciler Leonardo DiCaprio'nun çok yetenekli bir oyuncu olduğunu unutmuşlar. Belli ki ünlü aktörün birkaç yıldır iklim mücadelesine yaptığı katkıları fazla ciddiye almışlar. Şimdi öfkeliler. Neymiş? DiCaprio 150 milyon dolarlık yatıyla atmosfere olağanüstü yüksek miktarda karbondioksit salarak Street Bart adasına gitmiş. Vava 2 adlı yat dünyanın en çevre düşmanı teknelerinin başında geliyormuş. Birleşmiş Milletler İklim Elçisi seçilen ve geçtiğimiz sonbahar Glasgow İklim Zirvesi'nde kürsüye çıkan DiCaprio'ya bu vurdum duymazlık yakışmazmış. Çevrecilik böyle bir saftoliklik haline getirildi işte. İklim mücadelesi militanlığı bu türden bir kullanışlı sersemlik olup çıkmak üzere. DiCaprio'nun ve diğerlerinin baştan sona rol yapmak için o sahneye sürüldüklerini, bunun karlı bir kampanya yöntemi olduğunu anlamayacak haldeler. Şimdi söyleyin bana, çevreci tayfa, iklim mücadelesi denen şeyin de Great Reset, büyük sıfırlama oyunu olduğunu, kendilerine de figüran rolü verildiğini anlayabilir mi? Geçiniz. <laughs>